Birçok ülkeye gittin. Hem mesleğin gereği hem de belki merakından. Seyahat için, değil mi? Evet. Çok dolaştın. Oralara gittiğinde kültürel anlamda şoklar yaşamışsındır muhtemelen, değil mi? Bazı şeyleri gördüğünde. Evet, ne gibi mesela? Ya şimdi mesela bu çocuklar da buraya geldiklerinde ciddi anlamda... Yaşamışlardır, evet. Ne yaşadılar? Sen de sorabilirsin. Mesela Danilo'ya sorabilirsin. Mesela bir tuz hikayesi var onun, bomba. Danilo'nun? Evet. Buyurun. Biliyorum, bilmez miyim? Ha, tuz hikayesi mi yoksa bu mu? Bu mu? Tuz ve şey o. Ne, bu ne var ne yok. Yani en büyük sıkıntı ben... Bu ne bu İtalya'da? Bu bayağı yani terbiyesiz. Ne o Danilo? Yani abi, kabaca küfür. Şey diye soruyorsun. Este. Oğlum bu böyle, ya ne diyorsun yani filan ama bu kabaca küfür. Küfür mü yani? Şu evet gibi. Bizde de çok güzel olmuş demek. Ben de böyle bir yere yemeğe gittiğimizde filan onlar da çok kibar tabii ki. Restoranlarda bile soruyorlar yani beğendiniz mi filan diye. Ben de böyle filan yapıyorum. Valla. Ciddi mi? Beğendiniz mi diye soruyor bana. Kadın böyle gülümseyerek ben de böyle filan yapıyorum. Kadının da... Böyle ki sen ne istiyorsun oğlum? Anladım gibi ya. Sen ne diyorsun sen ne oğlum? Küfreme yani. Tabii ki de. Peki o küfrü bir açıkça Türkçesini biliyorsan söyle, bip deriz. Ne demek? No, olmaz. O derece ağır. No, o derece ağır bir şey. Hayır, Burcu'ya söyleme. Ha, Burcu kopya veriyor, dur bakalım. Öyle bir şey yani. Ama ben söylemiyorum. Yahu Çabi'ye söyle, Çabi söyle. Bana söyle. Sen Çabi'ye söyle, Çabi söylesin. Ya. Söyle. Ne yapıyorsun? Tamam, Burcu sen söyleyebilir misin? Ama söyleyebilir mi? Hayır, söyleyemezsin. Ay, işte yani. Ama bana söylesene. Oğlum sen İtalyanca ne anlıyormuşsun oğlum? Hayır, İtalyanca konuşuyorlar. Burcu Çabi'ye söyleyebilir misin rica etsem? Türkçesini. Türkçesini mi? Sen İtalyancasını söyledim. Türkçesini Çabi'ye söyle. Peki Danilo sen de söylersin. Söyle, ben söyleyeyim. Ben bile söyleyeyim. O derece ağır. O kadar ağır bir şey. Şu hareketi İtalya'da yapmayın arkadaşlar. Çok ağır bir küfür. Valla ben de şaşırdı sen böyle bir şey yaptı. Şey ama Sicilya'da değil değil mi? Yukarıda Allah'tan. Çünkü mesela buono, şey, güzelle siz böyle yapıyorsunuz. Çok lezzetli mesela. Evet. Bizim çok lezzetli. Ha. Hareketli misin? Bu güzel bir şeymiş. Evet. Çok lezzetli. Bu kötü. Evet. Bu ne diyorsun sen oğlum? Mesela. Böyle mesela. Böyle. O ne? O ne? O da mı küfür? Bu da mı küfür? O da mı küfür? Yani öyle şey, hafif de var, biraz daha ağır da var. Ağır mı yap böyle, bakayım, ağır mı yap? Hafif böyle. Ağrı. Ama ne var? Peki başka ne var böyle el hareketleri? Öğrenelim senden de İtalya'da yanlış yapmıyorum. O ne? Kaç, o bir sürü var. Biz sürü. Sen biliyorsun biz de şey yapıyoruz. Yani. Elle yapıyoruz ya. Şimdi böyle bir alakası bir şey yok ya. Bizde de var çok sert hareketler. Biz de şimdi burada yapamayız. Yapamayız. Yok. Yani. Mesela? Mesela mı? Yapayım mı? Ben hayır. Bir tane biliyorum ama yapmıyorum. İspanyollarda da eller kollar rahat durmuyor. Sizde var mı öyle ters hareketler? Çok var. Ne mesela? Evet. Hemen hızlı mesela bir şekilde. Mesela şey bir arkadaş geliyorsa ve para istiyorsa sen mesela böyle yapıyorsun. O bizde de var. Ha, burada da var. Ne demek para yok anlamına mı geliyor? Bu yok. Bizim, bu da bizde var. Bizde yani bizim... yok abi yolsuzum falan. Bu da aynı. Hani. Tabii. Burada aynı. Tamam aynı yakın birbirine başka. Mesela şey mesela o senin diyorsun ya böyle evet. Yapıyorsun. Biz mesela şey yapıyoruz ha. O da bizde var. Evet. Bu ne bu pişik pişik işte. Pişik. Evet. Yok cuidado cuidado conmigo. Ne demek o ne anlama yani geliyor? Yani bende o göz sakin var mı? Sakin ol. Ha ben salak mıyım? Yok sakin ol. Yok sakin ol. Ha bizde bende o göz var mı? Yemem numaranı hile anlamına geliyor. Şık eklenir falan arkasına. Yani ben görüyorum her şeyi. Yani anlıyorum anladın mı? Başka? Beni kandıramazsın. Başka? Ondan sonra da başka. Onda galiba İtalya'da var böyle şey. Bu da var. Var var bize. Var. O ne anlama geliyor değil mi? O da yani defol, yürü git yani. Evet, defol git. Yani okay. Falan o da İspanya'da var. Ya şey, evet. Şey, pardon, şey var. Gider misin? Ha. Şu şimdi, var İtalya'da galiba. Şuraya kadar Türkiye'de böyle ya. Bıktım hani yeter. Bıktım İtalya'da galiba de? Böyle. Ama İngiltere'de böyle. Şurama kadar geldi. Kafam güzel. Kafa güzel. Şurama kadar ya. Geldi. Bizde de o şampuan var mı gibi bir şey yani. Tamam da olur böyle. Böyle. Siz de böyle mi? Tabii senin Türkiye'de bir dolmuş anın var. Anlatır mısın çok kısa? Ya ilk defa dolmuşa bindiğimde arkadan neden para dedi? Veriyorlar durmadan tamam mı bana? Sen de cebine atıyorsun. Ben de geri veriyorum. Para geliyor. Mesela abi sarı el diyor. Benim arkamdan görüyorlar ya. Ben de bakıyorum bozuk para vermişler. Diyorum ki acaba bir şey mi yaptım? O kadar mı fakiriyim? Öyle mi düşünüyorum? Ben de geri verdim. Sorry dedim. Geri verdim. Böyle yaptı. Tekrar bana verdi. Ben de tekrar verdim. Adam da of dedi. Kaptana gitti öyle verdi. Sonra gördüm baktım ki
abi Sarıyer uzatır mısın? Hani vermem gerekiyormuş. Ben de öyle geri veriyordum hep. Vallahi beni dolmuştan aynı bana oldu ha. Senin paran sana da mı aynı oldu? Sen de mi geri verdin? Yok yok ben aldım. Cebine aldım. O verir mi ya? Sonra bana anlattı. Ne bileyim ki abiciğim. Öyle bir dolmuşçu sen gitti mi? Sen şey yapmışsındır. Dolmuşçu böyle ya. Gidiyoruz. Bana versene. Geçtik dedi. Öyle ya. Dolmuşçu. Buzuk para var mı? O lastik üstü. Lastik üstü oturunca öyle bir şey olur. Manyak gibi kullanıyor lan oturunca. Korktum ya, çok korktum ilk defa. Ciddi, dolmuşta korktun yani ciddi. Kim korkmuyor dolmuştan abiciğim? Abi roller coaster gibi ya gerçekten. Değil mi? Yemin ediyorum, çok korktum. Sen bir de... Onun dışında şey gördüm, şoförler elinde çay, sigara. Atıyorum. Şeyde direksiyondayken. Telefon çay. Tabii tabii. Çay sigara. Ve bozuk para var ağrıyor. Kim uzattı falan diye. Bak vitesi de arada sırada yanında oturan yolcuya kullandırır falan. Sen vites değilsin diye. Aynen. Bir de şey vardır ya online klasik yani. Hareketi. Tabii. Ne o? Böyle. Ben bir gün bir şey yanımdaki var. Ben uyumuşum şöyle. Cama koydum kafama böyle uyuyorum. Buradan para uzattı yani. Bir de aradan girdi. Evet abi buradan pop diye. Bir de onu geç, bir de sayı o var. Kim vermeyen var arabada. Bilginiz olsun diye. Zaten 100 yani. Kişi sokuyorsun içine. Nasıl sayıyorsa. 8 çekirdekli abi. Evet. Ben tam anlamadım. Ne kadar bu dolmuşu? Ben her zaman 4-5 lira veriyorum. Böyle 5 lira. Fiyat yazmıyor. Her yerde değişiyor. Bak. O kendi kafasına göre para üstü veriyor bak, sana. Bak ben indiriyorum dolmuşudan. Tamam mı? Adam başlıyor araba. Ben 5 lira veriyorum. Bitti. Yok geri oğlum geri veriyor. Yok oğlum bana hiç vermem hiçbir şey vermem. Sen 5 liraya mı gidiyorsun? Valla. Olur mu 1,5-2 lira falan? Ya ne bileyim metrobüsü bana 4 lira oluyor ya. Şimdi Masataka'da yine Türkiye'ye geldiğinde bir şok yaşamış. Selamlaşma konusunda değil mi? Evet. Bir gösterir misin? Senin bir de Japon arkadaşın geldi buraya. Kız arkadaşın. Evet. Bir alalım seni o zaman hemen göster bakalım. Sıkıntı neydi? Sıkıntı ya. Neydi Masataka? Evet. Ne garibine gitti senin? Ya şöyle mesela Türkiye'de ya şöyle ya insanla böyle buluşuyorken. Ya mesela Burcu Hanım. Merhaba nasılsınız? Merhaba, evet. İyi misiniz? İyiyim sağ ol. Teşekkür. Böyle yapıyorsunuz ya. Yeah. Siz. Evet. Bizde böyle bir şey yok. Nasıl bir şey var? Olay yani böyle öpmek sarmak. Olay ya. Olay. Olay. Siz ne yapıyorsunuz? Peki. Evlenmen lazım değil mi? Öyle öptün sarıldın. Yani o derecede. Ama... Kız arkadaşım. Bekliyor işte. Kyoko-chan! ちょっと遅いよ。ごめん、ごめん、ちょっとバスが遅れちゃってさ。ごめん、本当に。待ちくたびれた。あ、本当?メサフェ。ごめんね、じゃあ食べに行こうよ。多分なんかおごってあげるからさ。 OK. Masataka, Masataka. Mesafeyi betbele koruyor musunuz siz? Tabii ki. Ne kadar şey ya. Sıcak. Kore'dekini gösterebilir miyim? Kore'dekini göster bakayım. Göster. Manu. Manuel. O kanka ne haber ya? Yok ya. Öyle değil. Öyle değil Kore. Öyle değil. Gittik Kore'ye. Hayır şöyle, eğer kız arkadaşımsa tabii ki sarılıyoruz ilk de. Ama ilk başta tanıştığımızda merhaba. Merhaba. Budur. Ama bu kadar mesafe yok biz yani. Biz de yani ilk tanıştığı zaman da böyle tokalaşmıyoruz. Abiciğim ben göstereyim bir tane. Sen göster bu İtalyan işi. Hadi. Japon sen otur ya göstereyim sana. Gelebilirsiniz. Gideyim, geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, gel. Canım benim, nasılsın? Gel burada, gel burada. Bana gel be. Gel burada, gel. Ayıp olmasın. Biz hep seninle oluyoruz. Nerede gidiyoruz? Böyle. Böyle alacağız işte. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Ya var ya. Çok teşekkür ederim. Bak, bak böyle bir şey Japonya'da. Böyle bir şey. Böyle İtalya bir şey mı bu? Yapınca yarın haberi çıkar adam. Böyle bir şey Japonya'da olsa yarın haberi çıkar adam. Manşetlerdesin. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüplerinden belli. Muhabbetin en deli. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi.